Zeynep Bastık dün akşam Tim Show Center'daydı. Türker İnanoğlu'nun vefatı sebebiyle ertelenen konserini gerçekleştirdi. Sıra dışı sahne kostümü içinde ortaya karışık yorumunu sıra dışı yaptı. Mı? Ne yapmış ki o da? Bakacağız şimdi, gerçekten her telden var gibi böyle. 23 Nisan'da çocuklarla verdiği konseri de değerlendirdi ve tabii ki listelerde olan Lan şarkısını tabii yine yani. De evet, şarkıyı dinleyince evet kelimeye takılmıyorsun ama anlamını da nasıl erittiğini anlatıyor. İyi de burada sana söylediğimiz zaman hani iyi bir şey mi yapıyoruz, kötü bir şey mi yapıyoruz, o da önemli. Sana şarkı gönderiyorum lan. Al, al bak. Bak. Söyleme böyle şeyleri. Çok iyi ve çok heyecanlıyım. Güzel olmuş muyum? Gelin gitti. Sürekli bu soruyu soruyorum, farkında mısın? Hep bir onay almak ama istiyorum. Ama çok güzel olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir kıyafet bu? Bize biraz bahseder misiniz? Vallahi altta bir şeyler, üstte bir bu şeyler. Bu bir short, tül bir short. Bu bir korse. Bu uzun bir, ne deriz buna artık, böyle bir hırkamsı, yeleğimsi bir şeyimsi, uzun bir şey. Böyle karışık, ortaya karışık bir şeyler yaptık. İlk kıyafetimiz bu. Tabii dünya. İkinciye daha başka bir şey yapacağız. Harika. Team'deyiz, ertelenen konserdeyiz. Evet. Ben söylemek istersin. Yani rahmetli Türker İnanoğlu'nun vefatı sebebiyle çok üzücü bir şekilde ertelemek durumunda kaldık ilk tarihi. Şimdi buradayız. Onun için benim de böyle çok gözümü dolduran bir gece bir yandan. Çok önemli bir gece, anlamı olan bir gece. Umarım bu yarattığı harika yerde güzel bir konser verebiliriz. Benim için ilk olacak. Ben hayatımda da buraya ilk defa geldim bu arada. Daha önce sahne çıkmadan önce hiç bir şey izleme fırsatım da olmamıştı. Çok şahane bir yer. O kadar yaşayan, dokusu olan. Yani neler neler yaşanmış burada bilmiyorum yani. Her çok şey, oradan daha başka bir yerden heyecanlıyım o yüzden bu konuya. Bugüne kısmet oldu. Evet. Sadece gözler dolmadı, bütün koltuklar da doldu. Dolmuş. Dolmuş. Biz de evet. 23 Nisan'da evet, benim bayramım. Birlikte çok güzel bir konser verdiniz. Neler söyleyeceksin onunla ilgili? 23 Nisan benim bayramım. Hiçbir zaman değişmeyecek bu yani. 60 yaşına gelsem de 23 Nisan benim bayramım. O yüzden dün felaket evet. Çocukların en reaksiyon gösterdiği şarkılardan biri olduğu için konserlerimizde. Hadi dedim böyle bir alayım, şöyle önden bir toplayayım, beraber söyleyeyim. Çok anlık gelişti yani. Çok güzel anlar, çok güzel dakikalardı. Oradan sonra hiç durmak bilmedik. Öyle bir motivasyon, öyle bir enerji verdiler ki bana. Onları yolladım ve böyle aktık gittik yani. Çok güzeldi, çok acayip. Lan kelimesi de bize ait. Zaten. Neler hangimiz kullanmıyoruz ki? Ya lan okey. Lan'la ilgili bir ders yok bir ya. Lan işte, diğerler de çıktı. Hiç biz bir saniye bile şüphe etmedik Lan isminden. Zaten şarkı ismiyle bize geldi. Mabel'den ismiyle geldi. Ben de güzel hiç böyle bir güzel dokundurdum kelimeyi diye de düşünüyorum yani. Çıktı, kimseyi de rahatsız etmedi gibi sanki. Rahatsız etmedi. Taylor Swift'lerle Beyoncé'la kapıştık, geçtik. Evet, bir üstümde Beyoncé, iki üstümde Taylor Swift ya da tam tersi. Neler hissettin o an gerçekten? Ya delirdim, evet. Deli misin ya? Delirdik, çığlık çığlığa yani, gözyaşları, birbirini yumruklamalar, telefonlar filan yani. Böyle bir şey yok çünkü daha önce bir örneği ben görmedim yani. Bizim başımıza gelmesi çok büyük şoklara ve inanılmaz mutluluklara ve tarifsiz duygulara soktu bizi yani tabii ki. Buna rağmen eleştirilmek, yani globale bile giren şarkınızın olmasına rağmen eleştirildiğiniz taraflar oluyor. Evet, hep olacak. Onların önüne geçebilir miyiz? Hani neyin önüne geçiyoruz ya? Hiç umurumda bile değil öyle olmasın o tarz. Artık ya. Değil çünkü yani çok zamanda kafaya takıyorduk böyle şeyleri ama artık takmıyoruz. Biz yolumuzdayız, başarımızdayız, üretimimizdeyiz, bu kadar. Harika. Peki üretim dedik, var mı yeni şarkılar? Var. Neler? Söyleyemem. Zeynep Bastık imza mı yoksa yeni? Var var. Ortaya karışık birden fazla şey diyelim. Zamanını bekliyoruz biraz şöyle Lan'la. Devam eden rüzgardayız şu an ama hazırda olan işlerimiz var. Zeynep'in başarısına, tarzına, sesine, getirmiş olduğu yeniliklere söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama? Bu şarkısı da çok güzel ama nereden bir amaya geleceğimi farz ettin? Çünkü öyle bir övgüler ama deyince baştaki övgülü cümleler çöp. Şimdi bak, kıyafeti bir almak istersem, şimdi dantel var, bir durdurabilir miyiz şurada? Bir dakika. Geniş. Ebru gir, buyur. Şimdi dantel var. Kurdeleler var. Dantel nerede görelim? Bak dantel bunlar, dantel şeyler tamam. Durduralım böyle. Bakalım Uğurcuğum. Ondan sonra bir dakika, dantel dediğin biraz perde tül gibi bir şey yani.
Yani filemsi dantel yine çoraplar var. Altta bir şort var. O şort da böyle birazcık kendi içinde. Yine el işi hepsi aslında bu arada. Çok değerli. Fakat hepsi bir arada. Bence boyundaki kolye, danteli, kurdelesi burasındaki biraz göz yoruyor. Ayrı ayrı bunu şahane bir şekilde yapabilirdi ama hepsi bir arada. Sen nasıl buluyorsun? Çıfıt çarşısı gibi derler. Biraz karışık değil mi? Yani içinde her şeyin olduğu, bir dağınıklık, bir karmaşanın, kaotik bir ortamın olduğu bir çıfıt çarşısı olarak nitelendirebilirim. Bol çizmeler falan gibi. Çizmeleriyle, valla tül bir taraftan da herhalde, bu biliyorsun şeye taşındı, Urla civarlarına taşınıyor. İstanbul'daki evde nispeten bir boşaltıyor galiba ya da bir bahar temizliği yapıyor. Anacığım bunları atmayalım, ben bunu kullanırım diye terzisinde muhtemelen vermiş olabilir. Kolyeler vesaire vesaire ama... Şu boyundan ötesine bak, sapsade bir kızcağız. Yani şu şort ve üstü tek giyse böyle çorapsız çizmesiz falan ya da neyse evet. işte daha sade bir şey. Onu da giyer canım. Hepsi ayrı ayrı çok güzel parçalar. 23 Nisan çocuk bayramı falan hadisesi benim bayramı diyor ya herhalde tak takıştır durumuna belki geçmiş. Belki böyle çocukların ilgisini çekmek için diyorsun. Evet. Çünkü ben son zamanlarda şu akustik performanslar falan yapıyor ya çok güzel giyiniyor. Öyle güzel şeyler dönüp bakıyorum ne giymiş diye. Fizik de şahane çok güzel. Fizik de şahane. Yani sesi ne kadar duruysa şu üstündeki kıyafette bir o kadar kaotik ve dağınık. Hayatımıza renk kattın Zeynep. Görüşmek üzere. Sevgiler Zeynep. Bize kızma. Niye kızsın canım Allah evet. Allah. Gerçeği söylüyoruz. Eminim ki arkadaşları yanında da doğru dürüst arkadaşları varsa ki var. Onlar da söylemişlerdir. Şey, bazen doğru dürüst ama söyleseler olduğunu... bu hale gelir miydi onu da bilmiyorum. O da başka. Hadi bakalım. Ya, o da kötü bir şey. Bak susuyorsun susuyorsun sonradan bir şey söylüyorsun mesela arkadaşın dediğin duyuyorsun bir insandan. Çok büyük hayal kırıklığı var ya. Ama ya bunca zaman bir şeyler söyleyip de anlamadıysa hani bunu da hak etmiş oluyor bir tarafta. O da haklısın. O da doğru.